Fenty'den bir kapatıcı deniyoruz bugün. Önce bu tarafı deneyeceğim. Karşılaştırabilirim diye. Islak süngerle uygulama yapacağım. Islak süngerle uygulama yapacağım için biraz fazla uyguluyorum. Günlük hayatta bu kadar çok uygulamam ben. Sünger çünkü biraz emiyor sonuçta. Ki yapısı için ıslak sünger bence oldukça uygun. Kameraya yaklaştım. Farkı görmenizi istiyorum çünkü. Özellikle bu kadar çok yaklaşıyorum ki duruşunu da görün. Yani böyle parça parça mı durmuş, kuru kuru mu durmuş. Ben bunları fark etmeniz için kameraya oldukça yakın duruyorum. Bu büyük bir cesaret aslında. Bence çok doğal duruyor ve çok güzel bir kapatıcılık ve aydınlık sağladı. Bilmiyorum size nasıl geldi. Ben ıslak süngerle olan duruşunu çok ama çok beğendim. Şimdi diğer tarafa fırçayla uygulayalım. Fırçayla uygulama yapacağım için bu sefer daha az bir ürün uygulayacağım. Bu kadar. Bu şekilde. Şu iç kısımlara çok getirmedim çünkü bende egzama var. Özellikle şu iç kısımlarım şu an biraz kabuk kabuk. Ve fırçayla uygulama yaptığım zaman da biraz böyle hassasiyet kızarıklık olabiliyor. Buralara çok uygulamadan şuralarda bıraktım. Cilt tipinize göre siz de sünger, fırça, parmak nasıl istiyorsanız öyle uygulayabilirsiniz tabii ki de. Ben genelde nemli süngeri daha çok severim. Ve doğru söylemek gerekirse ben kapatıcılığından, verdiği aydınlık görünümden, kalıcılığından oldukça memnunum. Ben bu kapatıcıyı aldığımdan beri severek kullanıyorum. Beni hiç pişman etmedi. Gün içerisinde hiçbir şey olmadı. Ben de yani gözaltı kırışıklıklarım var, kuruluğum var, kabuklaşma var göz altımda. Buna rağmen böyle minimal, karşı taraftan belli olmayacak bir çizgiye girme oluyor. Yani ürün kendi falan parçalanmıyor ama çok minimal, böyle minik minik bazen, o da yani böyle kameraya baktığınızda belli olmuyor ama şöyle biraz böyle kırışıklıklarım açınca bak işte biraz altına girmiş diyebiliyorum ama hani bu karşı tarafta çok işte belli olan bir şey değil. Ancak ben o kırışıklıkları açıp içini kontrol ettiğimde görebiliyorum. O da benim için zaten bütün kapatıcılarda oluyor. Yani bunun olmaması mümkün değil. O yüzden ben kesinlikle rahatsız değilim. Oldukça da severek kullanıyorum. O yüzden de değerlendirilmesi gereken bir bakabileceğiniz bir kapatıcı olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz kamerada gördüğünüz kadarıyla?